Yürü be! Yürü be kızım! Yürü be! Yürü be! Yürü kızım! Yürü kızım! Yürü! Evet! Ne? Evet! Hadi Asım! Hadi! Hadi yürü! Yürü! Evet! Evet! Evet aslanım hadi koş! Koş kızım! Koş! Koş! Sayın vergi memuru, sizi kutlarım. İyi araştırmışsınız. Evet, 52 dairem var. Ama sandığınız gibi hiçbirinden kira almıyorum. Benim geniş bir ailem var. 200 tane yeğenim var. O dairelerin hepsinde onlar oturuyor. Sadece evler değil efendim. Sorgulanacak başka mal varlıklarınız da var. Sorgula arkadaş. Ama ben bu art niyetli sorgulamayı kabul etmiyorum. Beni bıktırıp bu ülkeden çekip gitmemi istiyorsanız avucunuzu yalarsınız. Muhasebecim belli. Bütün kayıtları inceleyin. Ama benim karşıma bir daha sakın çıkmayın. Görüşme bitmiştir. Keşke gelmeseydik. Zaten çok alkol. Gözlerini görmüyorum. Ne kadar güzel bir kadın. O, galiba o. Umarım rahatsız etmiyorum. Bir şey içer misiniz? Teşekkürler, söyledim. Çok güzelsiniz. Merci. Ben sizi tanıyorum. Öyle mi? Olabilir. Buyurun. Teşekkürler. Madem öyle sağlığınızı. Kimdi o? Neyin var senin? Kimdi o adam? Neden bahsediyorsun? Bana numara yapma. Az önce barda karıştırdığın adamdan söz ediyorum. Biraz terbiyeli ol lütfen. Ne demek karıştırmak? Ben şey miyim? Kimdi o adam dedim. Sakin ol lütfen. Olay çıkarma. O adam kim? Aydan inmedim ben. Eskiden manken değil miydim? Beni tanıyan olamaz mı? Kalk. Kalk lan. Gidiyoruz. Şimdi değil. Şimdi. Yürü. Yürü. Yürü dedim. İlacın. Efendim? Begüm, kötü bir haberim var. Batur Alp'i kaybettik. Nasıl? İzmir'deki yarışta ayağı kırılmış. İğneyle uyutmuşlar. Tamam. Tamam, sonra görüşürüz. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Batur Alp'i kaybettik. İzmir'deki yarışta ayağı kırılmış. İğneyle uyutmuşlar. O atı çok severdim. Benim için önemliydi. Çok üzüldüm. Yazık oldu.
Üzülmekte haklısın. Evet, üzülmekte haklısın. Ne de olsa 180 bin dolar havaya uçtu. Sorun para değil. Sorun bir can. Çok sevdiğim ve birincilikler beklediğim bir at. Keşke başka canları da atların kadar düşünseydin. Ne demek şimdi bu? Boş ver. Hadi saati geldi. İlacını iç. Biraz sakinleş. Ne? Adem, terk edildim diye üzülme oğlum. Hayat kısa, değmez bir kıza. Yürü baba, yürü. Haydi bakalım. Şerefine baba. Şair baba. Koçum. Hoş geldiniz çiçekler. Hoş bulduk. Hoş bulduk babam, hoş bulduk. Ne kadar zamandır gelmiyorsunuz, özledim sizi. Ben de babam. Buyurun, geçin. Baba ben tamam. Kaçtım. Ocağı olmuşsun, adam olmuşsun ama adaptan usulden kopmuşsun. Kim demiş? Nerede görülmüş gönülden, yürekten kopmayan, coşmayan hangi şiir siparişle okunur? Ama senin yüreğinle kopan fırtınayı acıyla nasıl harmanlayıp inatla, inançla yaşama direndiğini biliyorum. Affola babacığım. Şimdi seninki. Bilmem ki hatıralar. Ne istersiniz benden? Gelir gelmez sonbahar. Bu kanat çırpınış neden? Cama vuracak ne var? Ey eski hatıralar. Sanmayın güller açar, bülbül değildir öten. Bu rüzgar başka rüzgar. Ne istersiniz benden? Bilmem ki hatıralar gelir gelmez sonbahar. Yüreğine sağlık babam, yüreğine sağlık. Canımsın, çiçeğimsin. Eyvallah. Merak ettim de neden şair babadan özellikle o şiiri istedin? Bana bir şeyler mi anlatmak istedin? Of, çok yoruldum. Daha fazla yorulma istersen. Ben kendim kalkarım. Hadi bana ihtiyacın olduğunu söyle. Bensiz yapamayacağını. Hadi itiraf et. Ne yaparsam yapayım benden asla vazgeçmeyeceğini söyle. Ne oldu? Sinirlendin mi? Şehnaz. Şehnaz. Şehnaz ne? Hadi bakalım devam et. Neden susuyorsun? Tamam, ayakların sakat. Diline ne oldu? Cevap versene. Bak, bunu bile başaramadın. Şehnaz, senden bir ricam var. Estağfurullah sultanım. Cariyeniz emirlerinizi bekliyor. Sen benim cariyem değildin. Sen benim sultanımdın. Ama her neyse, şimdi bir yiğitlik göster de çalışma odamdan bana tabancamı getir.
Buyurun Sürmeli Bey. Ne yapıyorsun sen? Şimdi göreceksin. Benim silahım hep doluydu. Bana oyun oynadın. Demek mermileri boşaltmasam kendini vuracaktın. Kendine acıma artık. Tekrar sandalyeye mahkum olmak psikolojini bozdu. Biliyorum. Efendim. Nasıl gidiyor? Polat Bey, bizim at nal toplayacak neredeyse. Verdiğimiz paraya yazık. Hemen satalım mı? Haklısın Kamber'cim. Bunu hemen satalım. Yeni bir at alalım. Tamam, hadi hoşça kal. Beceremeyeceksin. Boşuna uğraşma. Beceremeyeceksin. Beceremeyeceksin. Dün öğrendim. Burada bir at çiftliği varmış yolumuzun üstünde. İsterseniz bir uğrayalım. Belki bize uygun bir at vardır. Kamberciğim, ne demişler? Önce iş, sonra tutkular ve heyecanlar. Önce iş. Şehnaz! Kamber, ben içeri geçiyorum. Sen diğer arabayla kat yanımı bırakırsın. Buyur. Ben diğer arabayla... Peki, sizi anladım. Bırakacağım. Lütfen kusura bakmayın. Tamam, problem yok. İyi günler, nasılsınız? Sağ olun, işleriniz nasıl? Herkes sizi ve atlarınızı konuşuyor. Tekerlekli sandalyedeki beyefendi kim acaba? Buradaki bir at çiftliğinin sahibi efendim. Geçirdiği bir trafik kazasından sonra tekerlekli sandalyeye mahkum olmuş. Hem fiziksel hem de ruhsal sorunları var.
Neyse, biz işlerimize bakalım. İşlem tamamdır. Bankaya gidebilirsin. Bankadan önce Natalie Hanım'ı otele bırakayım mı? Kamberciğim, önce banka. Unutmuşum. Önce iş. Tamam. Önce bankaya uğrayacağım. Sonra Natalie'yi otele bırakacağım. Seninle ne güzel günler geçirdim. Hiç değişmemiz. Şu güzelliğe bak. İşte geldik. Çok güzel. Doğa harika. Natalie Hanım. Senin valiz de amma ağırmış. Orada çok ilaç şişesi var benim. Benim özel ilaçlar. İşte kalacağınız otel burası. İşte geldik. Buyurun. 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 Yorulmuşsunuzdur. Ben size hemen odanızı göstereyim. Yo yo, ben önce masaj salonunu görmek istiyorum. Tabii ki. Oteliniz çok güzelmiş. Sadece otel değil. Yöremiz de çok hoş ve güzeldir. Burası oksijen yönünden dünyanın önde gelen birinci yöresidir. Kaplıca suları da şifa yönünden çok değerlidir. Buyurun. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. Size de merhabalar. Bütün işleri bitirdim. İyi. Çok mu ilgini çekti? Tabii ki çekecek. Çok çekici ve güzel bir kadın. Dediğin kadar var ha. Oradaydı. Kim neredeydi? Bu kadın. Masaj salonundaydı. Kim bu kadın? Ben yanındaki adamı merak ediyorum. Bülent Bey söyledi ya, at çiftliği varmış. Örümcek ağlarını örer. Anlamadım. Anlarsın, anlarsın. Kola, inerken neden haber vermedin? Alışmaktan korkuyorum. Ama ne? Örümcek ağrı. Onun için hemen örsün istemiyorum ya. Yani. Ben örümcek miyim? İş.
Yarın at bakmak için o adamın çiftliğine gideceğiz. İnşallah onunla tekrar karşılaşmam. Şeyi unuttun mu? Olmuyor. Olmuyor işte. Olmayacak. Ben izin istiyorum çiçekler. Şair baba, lütfen. Beyimiz sizi bir şiir daha okumadan bırakır mı sanıyorsunuz? Bir sevdiğin vardı duyardım. Çöp gibi bir oğlan. İpince. Ağlardım. Buyurun, buyurun. Siz gelene kadar biz başladık. Hoş geldiniz, afiyet olsun. Afiyet olsun. Çok güzelsiniz. Çok güzelsiniz. Teşekkürler. Gecenin kraliçesinin şerefine Nazdrovya. Nazdrovya. Söylediğimde haksız mıyım? Masamızı aydınlattınız. Sizin ortak böyle ne konuşmak? Bence Kamber Bey doğru söylüyor. Şerefinize. Nazdrovya. Nazdrovya. Pardon. Efendim. Nasıl? Evet. Çok şükür baş başa kaldık. Senin ortak nereye gitmek? Hastaneden aradılar. Kesin acil bir iş vardır. Senin ortak çok az konuşmak ama sen... Herkesin heyecanı farklıdır. Şu an içimdekileri sana söylememe günler, haftalar, aylar yetmez. Ben anlamıyor sen ne demek. Sen beni çok etkilemek. Sen yanlış konuşuyorsun. Ben buraya iş için geldi. İş gibi aşk da hayatımızın ayrılmaz bir parçası değil mi? Sen şaka yapıyorsun. Biz birbirimizi tanımıyor. Olmaz aşk. Belki zamanla. Tamam oldu. Belki zamanla. Nazdrovya. Nazdrovya.
Burada da safkan bir atımız var. Bu atımızın annesi Asiba Hanım, babası Sürmeli Can olup 2012 yılında kısa mesafeli yarışlara hazırlamaktayız. Başka? Böyle geçelim. Burada da Buraniyeli Safkan Arap atımız bulunmaktadır. Bu atımızın da babası, Batıcı annesi Eylül Sultan, bu tayımızın da 2012 yılında Hatay koşularını hazırlamaktayız. Başka? Burada da kısraklarımız bulunmaktadır. Evet. Bunun bilgisi nedir? O işinize yaramaz beyim. Ya ben bunu almak istiyorum dersem? Sizin ona paranız yetmez. Doktor, burada yazılanlar doğru mu? Ne demişler? Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Biz bazı şeylerden emin olmasak bu kadar yatırımı göze almazdık. Bence de doktor bey. Nice fizik tedaviler denedim ama hiçbir sonuç alamadım. Bu tür tedaviler özveri ister. Doktor, ben tam bu halime alışmaya başlamışken beni hayal aleminde uçurursanız ve bir sonuç alamazsanız bedeli çok ağır olur. Ya başarırsak? Ya sizi ayağa kaldırırsak? Bedelini fazlasıyla öderim. Fazlasıyla. Sadece o kısrağı isterim. Yeresi boncuklu kısrağı. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık doktor. Yarın başlıyoruz. Umutlu musun? Göreceğiz. Oo, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. O günde söylediğim gibi, düşündüğümüz tedaviyi yapan bazı yerler yok değil. Ama bizim iki avantajımız var. Birincisi bu yörenin dünya çaplı oksijeni. İkincisi benzerlerine göre çok daha etkili kaplıcalarımız ki havuzlarımız kaplıca suyuyla doludur. Seanslarımızı orada vereceğiz. Peki madem. Buyurun. Dosya kalsın, sonra alacağım. Oo, hoş geldiniz. Ben Natalie. Refleksolog. Bağışlayın ama ilk kez duyuyorum. Refleksolog ne demek? Haklısınız. Çok bilinmez ama çok önemli bir tedavi yöntemidir. Refleksoloji ayaklarda, bedenin her bölgesinde, organlarda ve sistemlere karşılık veren refleks noktaları. Bu noktalar beden noktalarıdır. Merkezi olduğu prensibine dayanan bir tedavi yöntemidir. Natalia Hanım bu yöntemi ender uzmanlarındandır. Öyle mi? Kısaca sağlığınız artık onun ellerinde. Buyurun Natalia Hanım, hasta sizin. Sizi şöyle alayım. Evet, şimdi kaldık baş başa. Ben şimdi size kabahatleriyle neler yapacağımı göstereceğim. Böyle, böyle... Sonra buradan aşağı, biraz daha aşağıya. Dur,
Dur, ne yapıyorsun? Siz şimdi susuyor, ben iş yapıyor. Ben şimdi sizi soyuyor, siz rahat oluyor, no problem. Uf. Bu iş için bu kadından başkası yok muydu? Biz onu buraya gelmeye razı etmek için akla karayı seçtik. Ne oldu? Yoksa kıskanıyor musun? Beni hiç tanıyamamışsın. Ben kıskanmam. Kıskanılırım. O zaman Natalya Hanım'dan neden rahatsız oldun? O kadının bakışları çok fettan. Fettan? Fettan. Ben miyim fettan? Yok öyle. Sadece ağzımdan çıktı. Dokunma bana. Sen treni 3 yıl önce kaçırdın hayatım. Şimdi sizi termal havuza götürüyor. Tabii Murat'cığım, bekliyoruz. Hadi görüşürüz. Ne o? Kocanın durumunu mu merak ediyorsun? O henüz benim kocam değil. 2 yıldır kahrını çekiyorum ama henüz imza attıramadım. İşin zor. Büyük bir olasılıkla şimdi erkeklik görevini de yapamıyordur. Terbiyesizleşme. Ben doktorum. Tıbbi gerçeklerden bahsediyorum. Seni ilgilendirmez. Nerede kaldı bunlar? Masaj bitmiştir. Şimdi termal havuza doğru gidiyorlardır. Yavaş yavaş. Soda içer misin? İşte bu dilek ağacı. Ne dilersen o olurmuş. Senin dileğin ne? Bir doktor ve bir iş adamı ne diyebilir ki? İsviçre'de bir tedavi merkezi var. Onun aynını burada kurmak ve onu hayata geçirmek. Peki söyler misin lütfen? Ya vahşi kısrak dileği? Vahşi kısrak. Ben mi? Tutsak kısrak desen uyardı belki.
Baban artık hiç gelmeyecekmiş yavrum. Almanya'dan bunu çok olmuş. Bir kadın Antalya'da yaşıyormuş. 2 yaşında da bir oğlu varmış. Oysa onu ne kadar çok sevmiştim. Ne kadar bekledim. Asla ihanet etmedim. Yalan söylemedim. Bunu mu hak edecektim? Evet. Bugünkü seansımız da burada bitti. Siz bu gece çok rahat uyuyor. Telefonunuz çalıyor. Sağır değilim. O arıyor. Bakmadın ki. Ne biliyorsun? Biliyorum. Çünkü telefonumda başka numara yok. Yasak. Keşke otelden ayrılmasaydık. Korkmana gerek yok. Onu gerçekten yürütebilecek misin? %90. Ayrıca çok istiyor. Neden acaba? Sürmeli beyin atları içinde iresi boncuklu bir kısrak var. Sana benziyor. O benim olacak. Ayrıca paranın ötesinde daha da önemlisi var. Neymiş o? Başarmak. Tatmin olma duygusu. Mesela liseyi bitirmişsin. Şu fakülteye bir girsem dersin. Girersin. Bu kez bir bitirsem dersin, bitirirsin. Bir başkasına çalışmak yerine kendi hastanemi kursam dersin, kurarsın. Ama o da yetmez. Hep dahasını istersin. Bu istekler arasında belki de geçmişte gam vuramadığım bir vahşi kısrak da vardır. Ne demek istiyorsun? Dün gece internette eski resimlerine baktım. O vahşi kısrağı gem vurma duygusu tekrar uyandı içimde. Avucunu yalarsın. Afiyet olsun. Sağ ol. Merhabalar. Nereye gittiniz? Seansının bu kadar erken biteceğini bilmiyordum. Polat Bey inşaat sahasına gidecekmiş. Ben götüreyim dedim. İlk seansınız iyi geçmiştir umarım. Şimdi Natalya Hanım'la bir araya gelip beraber dosyaları inceleyeceğiz. Gidelim. Yardım eder misiniz? Tabii. Bu adam zengin. Şüpheniz mi var? Büyük bir at çiftliği var.
Hepsi de yarış atı. Atları var demek. Bırak. Nereye gittiniz siz? Söyledim ya. Sen kimden izin aldın? Gerek görmedim. Ne var ki? Kıskandın mı? O başka mesele. Peki sorun ne? Sana yanlış yapacağımı düşünmüyorsun herhalde. İstersen yap. Ne olacağını biliyorsun. Senin için gerçekten çok üzülüyorum. Benim için mi? Peki neden? Nedenini biliyorsun. Ben şikayetçi oldum mu? Olmadın ama... Üzülmen gereksiz. Polat Bey biraz uzun sürse de tedaviyi aksatmazsan %90 iyileşeceğini söylüyor. İyileşirsen beni aldatır mısın? Aldatmayı sevmem. Ama aldatılmayı hiç sevmem. Ve asla affetmem. İşte burası da termal suyla dolu havuzumuz. Teşekkürler Bayram Bey. Ben şimdi yanınıza geliyor. Merhaba. Merhaba. Vücudumuzdaki sinirlerin iki merkezi var. Biri avuçlarımızda. Diğeri de burada, ayak tabanımızda. Hı hı. Manzara güzel. Hı hı. Ama ben biliyor, siz şimdi kadın yok, seks yok. Yeter, kesme! Siz istiyor iyi olmak, o zaman benim işime karışmamak, tamam? Natalya Hanım, siz bu sistemi gördünüz mü? Tabii, ben biliyor bu sistem. Bu sistem üzerinden 100 hastadan 78'ini başarılı buldum. Bakın size Sürmeli Bey dosyasını göstereyim. Göreyim. Onda da aynı sistemi kullandım. Bakın, sabah masaj, öğlen termal havuz, yarın tekrar masaj. Oo. Çok güzel, çok güzel. Hastayı iyileştireceğiz. Evet, ayağı evet. Kaldıracağız. Bana gömleğimi ver. Bunu değil. Yeni bir gömlek istiyorum. Hangisini vereyim? Geçen kış İtalya'dan aldığımızı mı? Hayır efendim. Geçen ay Türkiye'den aldığımızı. İstanbul'dan aldığımızı. Hayrola? Bayram değil, seyran değil. Bu gömlek meselesi nedir? Canım öyle istedi. Yasak mı? Masöz Hanım çok boşuna gidiyor. Israrla soruyorum ama söylemiyorsun. Niye ektin seansı? Önce çiftliğe. Sonra da kuaföre gideceğim. Seans öğleden sonra bir de. Ha, arabanın anahtarını da Ali'ye ver. Durup dururken nereden icap etti bu? Bundan sonra arabayı Ali kullanacak. Eğer bir yere gitmen gerekirse Ali seni bırakır. Peki. Oldu. Aç oğlum kapıyı.
Artık seni görmeyince kendimi iyi hissetmiyorum. Belki bağışıklık kazandın. O zamanlar sorunlarım vardı. Ortak olduğum ama karşılığını alamadığım bir hastane. Ama artık işler rayına oturdu. Hayatı ertelemek hiç mantıklı değil. Hayatımı yaşıyorum. Eyvallah. Eyvallah koçum. Saatler olsun abi. Eyvallah. Geldim, geldim hayatım. Nerede kaldın? Özledin mi? Çok. Şeynaz Hanım, benim Alfons. Beyefendi nerede olduğunuzu soruyor. Nerede olabilirim? Evdeyim, ne oldu? Beyefendi yemeği dışarıda yiyeceğinizi söyledi. Yarım saate hazırlanamam, 45 dakika. Hemen eve dönmem lazım. İyi akşamlar. Merhaba. 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 İşte beklediğimiz misafir de geldi. Buyurun, buyurun, oturun. Umarım ben sizi rahatsız etmiyor. Olur mu canım? Rica ederim. Senin neyin peşinde olduğunu biliyorum. Hadi bakalım çiçekler, şerefe. Neyin şerefine? Sürmeli Bey'in kısa zamanda iyileşmesi için şerefe, Nazrovya. Nazrovya. Dileğinizin gerçekleşmesi dileğiyle. Bu kadın beni kıskanıyor. Senin neyin peşinde olduğunu biliyorum. Kocamın peşindesin. Siz çok şanslı bir adam. Masanızda iki güzel kadın. Siz kral. Ama tekerlekli sandalyeye mahkum bir kral. Sürmeli Bey kralsa herhalde ben de kraliçeyim. Ama özür dilerim. Siz ne oluyorsunuz? Ben de... kralın hizmetçisi herhalde. Estağfurullah. Estağfurullah. Bir sen ben... Hangi alemdeyim? Sen hangi alemdesin? Aklından geçer mi dersinden? Aklımdan geçen şeyler? Sanmam. Yıldız ve rüzgar bizden yana değil.
Sen kendin güzelsin gecende, ben kendi gecemde güzel. Vazgeçme kardeşim. Ayrıdır bindiğimiz gemiler. Hadi bakalım. Hop. Hop. Sağlığına koçum. Ben istiyor dans etmek. Dans? Lütfen ama ben dans etmek istiyor. Ya siz? Bir tek kadın sevdim. Bir tek. Bir tek kadınla dans ettim. Bir tek. Sonsuza dek. Çok güzel. Nerede o sevgiler şair baba? Nerede o tek kadın seven erkekler? Biliyor musunuz bugün benim doğum günüm? Ne tesadüf. Efendim, doğum gününüz kutlu olsun. Hadi bakalım. Ben istiyor dans etmek. Lütfen. Madem şair baba dans etmek istemiyor, ben de sizinle o zaman dans etmek istiyor. Yeter yeter. Şöyle buyurun. Bu halimle benimle dans etti ya. Beyefendinin ayağa kalkamadığını bilmiyormuş gibi davranıyorsunuz. Sen mi yoksa ben miyim düşüncesi tahrumar? Hangisidir doğru olan? Arkam uçurum, önüm duvar. Hadi şerefe çocuklar. Yarasın. Niye ağlıyorsun anne? Ağlamıyorum. Soğan doğruyorum yavrum. Ben hiç ağlamıyorum anne. Ağlamayacağım anne. Hiç, hiç ağlamayacağım. Buyurun efendim. Zahmet etme, taksiye bineceğim. Özür dilerim efendim. Beyefendinin emri. Nereye gidecekseniz sizi ben götüreceğim. Ne demek bu? Hapiste miyim? Özür dilerim efendim. İnanır mısın? Dosyan önümde. Şimdi imza alıyorum. Hadi görüşürüz.
Sen sürekli ayaklarımı mı ovacaksın? Nerenizi olmamı isterdiniz? Ayaklar vücudun haritası. Sinirlerin refleks noktaları burada. Bu refleks noktalarına uygulanan masaj, vücudun belli bölgelerinde bloke olmuş enerjiyi çözüyor ve harekete geçiriyor. Biz her gün böyle masaj yapıyor, havuza giriyor, sonra yağlanıyor, sonra da iyileşiyor. Çok güzel. Gördünüz mü? Bakın, size şifalı sularımız ne iyi geldi. Şimdi bir deneme yapacağız. Ne denemesi? Bırakma. Bırakma beni. Siz yok Emir. Emirleri ben veriyorum. Şimdi sen ayakta duruyor. Sakın ha. Sakın ha. Müthiş. Çok güzel. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Şerefine abicim, şerefine. Şair baba. Şerefe. Koçum, hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Dur, ne yapıyorsun? Hayır, hayır şair baba. Gördün mü? Gördün mü babam? 2 yıl 13 gün sonra ayakta durabiliyorum. Ah ciğerparem. Benim koçum aslanım. Yarın koltuk değnekleriyle yürümeye başlayabilirmişim. 2,5 ay sonra onlar olmadan yürüyebilirmişim. Yaşasın be! Yaşasın be! Hayat bu işte! Şehnaz Hanım kim bilir ne kadar sevinmiştir. Henüz ona haber vermedim. Yarın koltuk değnekleriyle yürürken görsün istiyorum. Yaşa! Yaparsın! Bunu da yaparsın! Ciğerparem! Yavaş! Yavaş! Şükür, şükür bugünlere! Nasıl bir haberle geldin ki ey dost? Gülüşünle güneş doğdu gecelerime. Çiçeklerle döşenmiş bir tek sözün yeter. Beyaz bir güvencin ver ellerime. Özgürlüğü salayım senin için gökyüzüne. Babam, babam. Canım benim. Canım benim. Çok sıkıldım. Aylar oldu, hala bir gelişme yok mu? Hayrola? Sabrın mı tükendi? Neden gülüyorsun peki? Sarışın geleli yüzün gülmeye başladı. Yalan mı? Tamam canım. Merak etme. Halledeceğim ben onu. Tamam, tamam. Vallahi halledeceğim. Aşk olsun. Ben seni sonra ararım. Bunlar hemen eczaneden alınacak. Acil al gel. Peki efendim. Seni geri zekalı. Gör bakalım. Elini yama, beynini yama. Evet. Bugünkü seansımız da çok başarılı geçti. Evet. Şimdi sana bir sürprizim var. Nedir?
Oldu mu şimdi? Ben seni giydirecektim. Ben ilikleyecektim senin gömlek. Sen ayak üstüne basabilir. Sen adım atabilir. Ama sen hala benim hasta. Bu eller öpülür. Bol şans. Nereye emrediyorsunuz efendim? Eve geçelim Ali. Şehnaz Hanım'a verilecek bir müjdemiz var. Özgünüm efendim. Şehnaz Hanım evde değil. Gerçekten çok tatlısın. Çok tatlısın. Tebrikler. Beklenenden önce ayaktasınız. Teşekkürler. Sayenizde. Sen bir şey demeyecek misin? Veda çiçeğim. Çok şaşırdım be. Panik oldum herhalde. Ben seni öylesiye sevmedim mi? Bu hallere senin yüzünden düşmedim mi? Ama o gece arabayı kullanırken sen çok sarhoştun. Dinle. Sus! Sus ve dinle. Şimdi sıra sende. Sakat kalmak neymiş göreceksin.